Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bu videomda sizlere spagetti yarın kağıt ipi ile hazırladığım şahane bir çanta tarifi paylaşacağım o kadar güzel oldu ki hemen istiyorum ki şöyle model yakından sizlere göstereyim bakın dikdörtgen bir taban hazırlayacağız böyle üç farklı renk kullandım şöyle hemen çantanın iç kısmını sizlere göstermek istiyorum az kısmını çıt, çıt da kapattım Sizler isterseniz içerisine astar az kısmına fermuar ya da daha farklı kapatmalar da yapabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış oldukça derin kullanışı günlük Kullanım için oldukça uygun bir çanta. Derin bir çanta. Şöyle bakın sapı da göstermek istiyorum. sapta da FY çanta. Aksesuarın sapı örgülü bir sap. Bu sapı da daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Bu böyle omuz çantası. Ama isterseniz sizler buna böyle daha uzun zincirler takıp çapraz kullanabilirsiniz. Daha kısa saplarla kendi ipiyle örgü saplar da yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Nasıl kullanmak istiyorsanız. Bakın şöyle takıldığı zaman o kadar güzel duruyor ki. Bakın bu renkler şahane oldu. Yine kullanmış olduğum renklerin linkini de aşağı açıklama kısmında bulabilirsiniz. Yine sapı vesaire bütün detaylar açıklamada yazıyor olacak. E, bu arada çantamızın ölçüsünü ne kadar ip kullandığımı bütün detayları da video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce de sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Çantam için spagetti Yardın kağıt ipliğinden 3 yumak kullandım. Her bir renkten 1 yumak yeterli oluyor bu çanta için. Hemen istiyorum ki şöyle ipliğimizin özelliğini sizlerle paylaşalım. Karışımı %100 kağıt ağırlığı 130-150 gram aralığında 250 metre uzunluğunda. Bakın dokusu yakından bu şekilde örümü gerçekten en kolay kağıt iplik diyebilirim. Yani ördüğüm en yumuşak kağıt iplik diyebilirim. Bu arada abonelerime özel Spagetti Yarn'dan güzel de bir indirim haberi paylaşmak istiyorum. SpagettiYarn.com adresinden yapacağınız 100 TL ve üzeri alışverişlerde kullanabileceğiniz Gulcan10 koduyla Alışverişinizi %10 indirimli olarak tamamlayabilirsiniz. Bu güzel indirim için de Spagetti Yarın ailesine çok teşekkür ediyorum. Çantamın tabanını turuncu rengimle örmeye başladım. Burada 3 farklı renk kullandım. Yine kullanmış olduğum her bir rengin linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Benimle aynı renkleri yapmak isterseniz eğer. Ama isterseniz daha farklı renkleri de bir araya getirerek istediğiniz kombinleri yapabilirsiniz. Şimdi bakın ben daha önceden çantamı örüp hazırladım. Şimdi daha küçük bir örnekle modeli tarif ediyor olacağım dikdörtgen bir taban üzerine sadece sık iğneyle çalışmış olduğumuz güzel bir proje oldu. Çok çok kolay dediğim gibi sık iğne yapmayı bilen herkes bunu çok rahatlıkla yapabilir. Böyle dikdörtgen bir taban uygulamak zorunda değilsiniz. Bu modeli daha e, farklı tabanlara da uygulayabilirsiniz. Yuvarlak oval taban olabilir, hazır tabanları olabilir. Hatta bu örneği tabansız dahi yapabilirsiniz. Direkt zincir çekip sık iğne ile başlayarak da bu örneği rahatlıkla kurabilirsiniz. Tamamen doğaçlama çalıştığımız bir örnek. Şimdi e, tarif ederken de şimdi sizlerle adım adım paylaşıyor olacağım. Burada kullandığım tığ numaram 3 milim. İpimizi tek kat olarak öreceğiz. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Hemen işe ilk olarak zincirle başlangıç yapacağız. Yine bu arada büyük çantamın da zincir sayısını, sıra sayısını, ölçülerini de adım adım ee, ilerlerken paylaşıyor olacağım. Burada zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi çekiyoruz. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğim için zincir saymakla uğraşmayacağım. Şöyle bir miktar zincirimi çekeceğim. Şimdi bu kadar böyle zincir çekmek yeterli olsun. Buradaki çalışmanda çalışmamdaysa 41 zincirle başlangıç yaptım. Sizler istediğiniz boyutlarda bu çantayı çalışabilirsiniz. Daha uzun, daha büyük, daha küçük. Bunun için de zincir sayınızı kendinizin belirlemesi gerekiyor. Ben 41 zincirle bu çantama başladım. Şimdi ise burada böyle küçük bir örnek tarif edeceğim için bu kadar zincir yeterli. Zincirimizin düz kısmı değil ters kısmını çeviriyorum. Son çektiğim zinciri bırakıp bir diğer zincirin bakın arka kesik çizgisine batıyorum. Çalışırken bu arka kesik çizgileri kullanacağız. Son zinciri bırakıp hemen bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyorum. İki ilmeğim var doluyorum. İkisini içerisinden geçirerek sık iğne örüyorum. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyorum sık iğne. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim. Ta ki uç kısma kadar gelelim hemen burada dönüşü sizlerle paylaşacağım. Şimdi burada son zincire geldik. Son zincirin içerisine batıyorum. Arka kesik çizgisine bir tane sık iğne ördüm. Şu kısa ipi arada tutuyorum. Tekrar aynı zincirin içerisine gelip ikinci sık iğneyi örüyorum. Tekrar bakın bu tarafa karşı tarafa geçmiş oluyoruz. Aynı boşluğa batıp yine şu kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Tığ üzerinde tutup aynı boşluğa 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3. Bu bana e, dönüşü veriyor. Bakın bu tarafa geçmiş olduk. Şimdi zincirlerin bu kısımlarına çalışacağız böyle başak başak görünecek. Bunu yaptığımız zaman şu orta kısımda bakın göstermek istiyorum. Hiç boşluk oluşmuyor. Böyle çirkin bir boşluk oluşmuyor. Bu tekniği mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi devam edelim. Bakın. Karşı tarafa geçtik. Sık iğnelerin olduğu dip kısımlara batıp zincirli kısımlara tekrar sık iğne örerek ilerliyoruz. Bu aşamada da yine kısa ipi de gizleyerek örüyorum. Bakın elimizi sıkmadan katipli çalışırken elinizi çok sıkarsanız eğer eliniz acıyacaktır ve e, çok kısa e, süre örebileceksinizdir. Bunu istemiyoruz uzun uzun örmek için elimizi sıkmadan bir tık böyle gevşek örerek ki e, gevşek örgüyü birazcık sever katiplik bunu da belirtelim. Şimdi bakın son iki nokta kaldı buradaki boşluğumuza batıp sık iğne son boşluğa geldiğimizde bakın ilk ördüğümüz sık iğnenin olduğu zincir boşluğu burada başlarken bir tane sık iğne örüyoruz bitirirken de iki tane sık iğne öreceğiz bu son boşluğa son boşluğa iki tane sık iğne örelim bir ve iki başlarken bir tane örmüştük bitirirken de iki tane ördük bir iki üç tane sık iğneyi bu şekilde elde etmiş olduk şimdi Bakın buraya e, gizleme ve birleştirme yapmadan sadece spiral örerek tabanımı hazırladım. Bu yüzden şöyle bir çengelli iğne kullanacağım. Bakın son sık iğne bu ikinci sık iğne. Buna böyle şöyle bir çengelli iğne takıyorum ve devam ediyorum. Gelen ilk sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, aynı boşluğa 3. Diğerlerine bir tane örerek ilerliyorum. Bakın sıradaki gelen sık iğne boşluklarına bir tane sık iğne örerek ilerleyeceğim. Ta ki buradaki üçlü sık iğnenin olduğu ilk noktaya Bakar. kadar. köşe üçlünün olduğu noktaya geldik. Burada bir, iki, üç tane sık iğnemiz var. Şöyle çantamızı kenara alalım daha rahat gösterelim. Bakın üçlünün bir, iki, üçlü sık iğnenin ilki. İlkine üç tane sık iğne örüyorum tepe boşluğuna. 1 2 aynı boşluğa. 3. İkinci sık iğneye bir tane sık iğne. Üçüncü sık iğne, üç tane sık iğne. Bir, iki, üç. Bakın bu üçlü bana köşeleri verdi. Bundan sonra üçlünün her defasında ikincisine üç tane sık iğne örerek hep köşelerde böyle artırmalar yaparak dikdörtgen tabanımızı elde etmiş olacağız. Dikdörtgen taban bilenler bu aşamaları belki geçebilir ama yeni başlayanlar için de böyle detaylı göstermekte fayda var. Bakın Şimdi devam ediyoruz. Diğerlerine bir tane örerek ilerliyoruz. Ta ki burada son iki tane sık iğne. Bakın çengelli iğnenin olduğu son sık iğnemiz. Bitiş yapacağımız sıramızın olduğu nokta. Bir önceki noktada üçlü sık iğnenin ilki. Şimdi bu üçlü sık iğnenin ilkine yine üç tane sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç. Sıramın sonuna geldim. Çengelli iğnemi çıkartıyorum. Son sık iğnem yani ikinci sık iğne. İkinci sık iğneye ne yapıyorduk? Üçlüleri köşeye ördük. Ortaya da bir tane sık iğne örerek bu kısmı tamamlıyoruz. Bakın spiral şekilde örerek ilerleyeceğiz. Sonra bizi hemen e, bu son sık iğneye yine sıramızı belirgin hale getirmek için bitiş ve başlangıcı net bir şekilde görebilmek için çengelli iğnemizi takalım. Örgü bilenler bunu e, takmasa da olur ama e, yeni başlayanlar mutlaka e, koysunlar sırayı şaşırmasınlar. Şimdi bakın üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldik. 1 2 3 Bundan sonra yapacağımız bakın dört köşede de üç tane sık iğne var. Bundan sonra yapacağımız tek işlem üçlünün ikincisine her defasında üç tane sık iğne örmek. Yani şu köşelere üç tane sık iğne öreceğiz. Diğer yerler tamamen bir tane olacak. Yapalım. İlkine hemen bir tane sık iğne. Bakın üçlünün birincisine bir tane ikinci sık iğnesine geldiğim zaman üç tane sık iğne bir 2, 3. Diğerlerine bir tane. Üçlü sık iğnemi ördüm. Şöyle hemen hızlı bir şekilde ilerliyorum. Dikdörtgen taban gerçekten çok kolaydır. Eliniz alıştıktan sonra da böyle sürekli bu tabanı yapmak isteyeceksinizdir. Bakın üçlünün olduğu noktaya geldik. Diğerlerini hep tek ördük. Üçlü sık iğnenin olduğu noktaya geldiğim zaman üçlünün her defasında ikincisine üç tane sık iğne öreceğiz. Hemen yapalım. İlkine bir tane, ikincisine üç tane. Bir, iki ve aynı noktaya üç. Üçlü sık iğnemizi ördük. Hep artışlar bu şekilde olacak. Dört köşede de. Sonra diğerlerine bir tane öreceğiz. Bakın üçüncüsüne bir tane. Bu arada bir tane sık iğnemiz vardı. Bunun tepesine bir tane. Hemen üçlü geliyor. Üçlünün ilkine bir tane, ikincisine üç tane. Bir, iki ve üç. Diğerlerine bir tane Bakın şöyle göstermek istiyorum. Köşe bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu tabanımda 41 zincirle başlamıştım ve 7 sıra artırmalarımı yaparak yani 7 sıra olana kadar bu şekilde köşelerde üçlü atışlar yaparak dikdörtgen tabanımı büyüttüm. İstiyorum ki bu aşamada ölçüyü de sizlerle hemen paylaşayım. Şöyle çantamın tabanı. Bakın boyu. Tabanın boyunu söyleyeceğim. Şu artırdığım noktaya kadar tabanı 31 santim eni de şöyle artırdığım noktadan tutup diğer artırdığım noktaya kadar söylüyorum 9 santim 31'e 9 santim ölçüsünde oldu Sizler bu sayıyı daha fazla da yapabilirsiniz dediğim gibi zincir sayısını daha fazla daha az sıra sayısını 7 değil 8 9 10 ne kadar istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz daha az da olabilir klasik dikdörtgen bir taban hazırlıyoruz bakın çok muntazam oluyor bu şekilde spiral devam ediyoruz bu çengelli iğneyi her defasında ilerleterek büyüttüm. şimdi bu sırayı tamamlayalım istiyorum ki şöyle sıra sonuna kadar gelelim anlaşılır olsun sonra diğer bir rengimizi dahil edeceğiz ama rengi dahil etmeden önce ne yapıyoruz dikdörtgen tabanı 7 sıra ördükten sonra burada 12 sıra örmüştüm yanlış hatırlamıyorsam 2 4 6 8 10 evet 12 sıra e, turuncu rengimle devam ettim. Bu rengin e, boyutunu sizler daha uzun da yapabilirsiniz, daha kısa da yapabilirsiniz. Burada ben üç farklı renk kullandım. E, çantanın orijinalinde üç farklı geçiş vardı. E, ama siz e, bunu ben yabancı e, bir e, ünlü bir markanın e, modeliydi. E, orada görmüştüm 3 renk kullanılmıştı. Ama daha fazla renk de kullanılabilir. Daha kısa geçişler yapılaraktan. E, 4, 5, 6 daha farklı renklerde kullanılabilir ya da iki renk de olabilir sadece dediğim gibi bu tamamen zevkimize kalmış şimdi sıramızın sonuna geldik üçlü sık iğneni yine ikincisine üç tane sık iğne örüyorum bir diğerine bir tane şimdi çengelli iğnenin olduğu noktayı çıkartıyorum bu benim son sık iğnemin sıramın bittiği nokta son sık iğneyi öreceğim nokta bu noktaya da batıp sık iğnemi ördüm ve sıramı tamamladım dediğim gibi bunu 7 sıra olana kadar ördüm son ördüğüm sık iğneye de çengelli iğnemi takıyorum yine Şimdi bundan sonra artık duvarımızı çıkmaya başlayacağız. Duvarı çıkarken de ne yapacağız? Hiç farklı bir işlem yok. Sadece yine sık iğne örerek ilerleyeceğiz. Bakın her birine bu sıradan sonra 7 sıra ördükten sonra ben her birine bir tane sık iğne örerek çantamın duvarını bir miktar yükselttim. Sonra diğer renge geçiş yapmaya başladım. Bakın her birine bir tane öreceğiz bu şekilde hiçbir farklı işlem yok. Şimdi bir miktar bu küçük parçada da birazcık e, örelim çantamız çukur hale gelsin. Sonra şu renk geçişini nasıl yapıyoruz? Hemen bu kısmı sizlere tarif etmeye geçelim. Bakın buradaki küçük örneğimi bir miktar ördüm. çukur hale getirdim. Bu arada şunu da belirtmekte fayda var. Tabanı ördükten sonra 7 sırayı tamamladıktan sonra yani son artışınızı da yaptıktan sonra mutlaka tabanı buharlı bir ütüyle ütüleyin. Çünkü ben çantanın tamamını e, ütüledim. Çünkü renk geçişleri yaptığımız için içerden içeriden buharlı ütüyle ütülemek gerekiyor. Tersten e, bu harlı tabanı ördükten sonra çünkü çantayın çantamızın duvarına ördükten sonra tabanı ötülemek çok zor olacağı için çantanın formunu şeklini bozacağı için mutlaka tabanı bitirdikten sonra bu harlı ütüyle tersten ötülüyoruz. Sonra duvar örmeye geçiyoruz. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi aslında bunu birçok videolar, videolarda söylüyorum ama bunda da yine belirtmekte aslında hepsinde belirtmekte fayda var. Şimdi bakın artışları yaptıktan sonra bu büyük çantamda 12 sıra turuncuyla devam ettim. Sonra buradaki açık rengimi dahil ederek renk geçişleri yapmaya başladım. Bunu da tamamen doğaçlama yapıyoruz. Hiçbir şablona bakmadan nasıl yapacağız? Birinde bir tane ördüm. Biraz turuncuyla devam ettim. 2 tane ördüm. Turuncuyla ördüm birazcık birkaç tane. Bu sayılar tamamen doğaçlama. Böyle araları serpiştireceğiz şimdi açık rengimizi. Bakın sıra sonuna geldim. Şöyle Hatta turuncuyla devam edeceğim. Bakın yapacağınız çantalar hiçbiri birbirine benzemeyecek. Tamamen doğaçlama böyle tam bir handmade diyeceğimiz tam bir el emeği olacak. Buradaki doğaçlama çalışacağımız kısımda. Şimdi farklı bir rengi alıyorum. Bakın burada yine turuncuyla batıyorum sıradaki boşluğa. Burada çengel iğnemiz bekleyecek. Çanta tamamen spiral devam ediyor. Renk geçişlerini yapacağız. Bitiş yaparken de zaten bakın burada renk geçişlerimizi yapacağız. En son kullanacağımız renkte e, bu kenar kısımda çengel iğnenin olduğu noktaya denk getirip çantanın ağız kısmını eşitledikten sonra burada bitişimizi yapmış olacağız. Şimdi bakın turuncu rengimle battım. Burada ilmeği kapatmıyorum. İki ilmek beni bekliyor. Açık renkli ipimi alıyorum tığımın ucuna takıp iki ilmeği, bakın turuncu ilmeği renk değiştireceğim iple kapatıyorum. Şöyle bir miktar kısa bırakalım çünkü bu içeride yürümeye devam edecek. Şimdi ne yapıyorum? İstiyorum ki bu noktaya şimdi bir tane krem öreyim. Bir tane ördüm. Ee, bu arada yum yumaklar karışmasın diye ayrı yerlere koyup o şekilde kontrol edebilirsiniz. Sonra tur turuncu rengimi alıyorum. Bakın ilmeği kapatmıyorum. Turuncu rengimi alıp iki ilmeği kapattım. Şu ilmekleri de eline hafif çekiştirerek sabitliyorum. Sonra turuncuyla devam ediyorum bakın. Arada ipi gizliyorum. Bu tekniği gibi aslında. Bakın şimdi birkaç tane böyle turuncu öreceğim. Önce azar azar başlıyorum. Bakın burada renk geçişini öğrendikten sonra istediğiniz gibi renkleri serpiştirebilirsiniz. Şimdi bir miktar örelim şöyle turuncuyla. Bundan sonra renk değiştirelim. Değiştireceğim zaman ilmeğimi çıkartıyorum. Diğer rengimi alıyorum. Tığımın ucuna takıp diğer renkle ilmekleri kapatıyorum ve şimdi iki tane örelim açık rengimizle 1 2 sonra turuncuya geçiyorum bu aşamada eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoya başlatabilirsiniz ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz şimdi turuncu ile bir miktar örüyorum bakın Burada önemli olan renk geçişi aslında. Renk geçişini e, görmek. Bu arada ipleri de örerken bakın şöyle birazcık çekiştirebilirsiniz. Ee, i̇ç kısımda belli dış kısımda e, belli olmaması için. Mesela burada açık rengin belli olmaması için hafif böyle çektirir. Eğer çok çektirirseniz içerideki ipi e, büzülmeler olur. Bu da çantanın formunu bozar. Bunu da belirtmekte fayda var. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Bakın böyle ilmeği istediğim renge geçerken onunla kapatıyorum. Yine şöyle iki hatta üç yapalım. Üç tane örüyorum. Renk değişikliği yapıyorum şimdi. Turuncu rengimle kapatıyorum. Sonra devam ediyorum. Yine turuncu rengimle ne kadar istiyorsam o kadar. Bakın hiçbir şablon yok. Bunu böyle yani otururken kafa dağıtmak için çok keyifli öreceksiniz. Böyle rastgele Nasıl istiyorsam önce azar azar başlıyorum. Bakın modele uygun olsun diye şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle bir tane, da iki tane örelim. Bir iki en fazla üç tane olsun başta. Bu bu da az olabilir. Çünkü azar azar başlayacağız. Bakın böyle renk geçişleri yaparak tamamen spiral örüyorum. Hiçbir bakın zorluğu yok bu çantanın. Bundan sonra tamamen sık iğne ilerliyor. İki örmüşüm, bir miktar turuncu bir yapmışım, iki turuncu yapmışım, tekrar bir yapmışım. Bakın, e, sonra bunu her e, sıra e, yükseldikçe e, krem renklerini arttırmışım. Bakın, aralara böyle serpiştirerek, bakın böyle uzunca kremler örmüşüm, aralara turuncu. İsterseniz e, şu şekilde tuttuğumda ekran görüntüsü alabilirsiniz. Belki aynı şekilde çalışmak isterseniz eğer. E, yani ekran görüntüsü alarak da. Benim yaptığım gibi de yapabilirsiniz ama hiç gerek yok tamamen böyle doğaçlama. Önce azar azar başlıyoruz. Bakın serpiştiriyorum açık renklerimi. aralarda turuncular devam ediyor. Böyle istediğiniz kadar örüyorsunuz. Sonra e, turuncular azalmaya başlıyor. Ben şu aralara da bakın böyle serpiştirdim yine. Sonra ipi kopartıyorum. Bakın turuncu ipi artık örmeyi e, örmeyi bırakıyorum çünkü tamamen e, krem rengi buradaki. E, bej rengin açık bej rengine geçiyorum ve burada 1 1 2 3 4 sıra olur 3 sıra olur. Ee, krem renkli ördükten sonra turuncu ipi burada kestim. Turuncu ipi bu arada yürütmedim. Sonra burada krem rengi dahil ettiğim gibi pembe ipi da dahil etmeye başladım. Pembe iple bu defa birer tane, ikişer tane. Ee, bakın burada görmüş olduğunuz gibi dahil ederek tamamen doğaçlama ne kadar istiyorsan, o kadar böyle aralara serpiştirerek bu renk geçişlerini sizlere şimdi burada tarif etmiş olduğum gibi yaparak devam ettirdim. Sonra e, buradaki açık rengimle işim e, bakın azalmaya başladı, pembe rengim artmaya başladı. Sonra şöyle aralara da yine serpiştirdim. En son noktada ipimi kestim. Sonra e, ipi kestikten sonra sadece pembe renkle devam ettim. Bakın sadece pembe renkle öyle kaç sıra örmüşüm? 2, 4, 6, 8. 9 sıra örmüşüm. Şimdi burada boyunu söyleyeceğim. Buradaki sıralar tamamen doğaçlama ilerleyeceği için sıra sayısına çok takılmayın. Önemli olan böyle istediğiniz şekilde iplerin rengini dağıtarak böyle renk geçişleri yaparak bakın bu çantayı hazırlamak. Tarifimiz sadece bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi çantanın boyunu vereceğim sizlere boy ölçüsünü. Çantamın boyu bakın artırdığım noktadan sonra ölçüsünü söylüyorum. Çantanın boyu şöyle tuttuğumda 28 santim. Ölçüsü 28 santim oldu bende. Ama dediğim, gibi boyu daha fazla olabilir. Birden fazla yani üçten fazla bir renk daha dahil edebilirsiniz. Dört renkli de olabilir. Son kısımda da kaydırma yaptım. Bu kaydırmayı da nasıl yapıyorum? Bakın en son böyle şurada krem rengimi kestim. Sadece pembe renkle devam ettik. Aynı tabanda yapmış olduğumuz işlem gibi düşünün. Burada şurada krem rengi koparttığımızı düşünün. Sadece turuncu ile ilerliyoruz. İlerledikten sonra bitiş noktasına geliyorum. Şöyle çantamın kenar kısmını belirgin hale getiriyorum. Varsayalım burası kenar kısmı. Sıradaki sık iğneye batıyorum. İlmek çıkarıyorum. Ve çıkarmış olduğum ilmeği diğer ilmekten kaydırıyorum. Az kısmında da her bir sık iğneye bu şekilde batıp kaydırmalar yaparak çantamızı tamamlıyoruz. Umarım açıklayıcı olmuştur. Dediğim gibi sadece sık iğneden oluşan sadece renk geçişini bildikten sonra tamamen doğaçlama. Eminim sizler de daha farklı, daha güzel renklerle çalışacaksınızdır. Şu geçişleri yapmak inanılmaz keyifli. Yani katiple biliyorsunuz örerken yapısı sert olduğu için ilk başlayanlar özellikle zorlanabilir ama sürekli katiple çalışan biriyseniz eğer katiple ördüğünüzü hiç hissetmiyorsunuz bile. Buraları renk geçişleri yaparken, o doğaçlamayı yaparken o kadar keyifli ilerliyor ki ben çanta nasıl başladı, nasıl bitirdim hiç bilmiyorum. En sonunda böyle az kısmında Kaydırmalar yaparak en son ipimizi kopartıp gizleyerek bu şekilde kaydırmayla çantamızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi çantamın ağız kısmına ben hazır bir çıt çıt dikeceğim şöyle. İsterseniz astarlama yapabilirsiniz. Ben ağız kısmına çıt çıt dikeceğim ve şöyle bir hazır sap kullanacağım. Çantanın orijinalinde örgü saplar vardı, tabanı farklıydı. Ben bunu değiştirdim. Şöyle bakın, örgü saplar da var. Yine farklı bir modelde sizlerle paylaşıyor olacağım. Böyle saplar da takabilirsiniz. Bakın şu ortadaki rengi kullanarak böyle örgü saplar da yerleştirebilirsiniz. Bu sapın tarifini yine aşağı açıklama kısmına linkini eklerim, oradan ulaşabilirsiniz. Ben şimdi az kısmına çıt çıt. Bir de bakın çok güzel bir hazır sap kullanacağım. Bu sapta. Böyle örgü şeklinde çok güzel. Bu da F.Y. çanta aksesuarının sapı. Yine bu sapın linkini de aşağı açıklama kısmına eklerim. Oradan e, bu sapa da sizler ulaşabilirsiniz. Hemen istiyorum ki çıt çıtımı dikeyim. Bunu da etamin iğnesiyle dikeceğiz ve sapımızı yerleştirerek çantamızı tamamlamış olacağız. Çantamızın çıt çıt noktasında dikerken bakın e, burada pembe renkle e, bitmiştik. Krem renkle şu ortadaki renkle ben e, çıt çıtımı e, yerleştireceğim başlarken de bakın tek kat yapıyorum ve ipimi bir miktar bırakıyorum. Ee, dış kısımdan ip belli olmasın diye içeriden bakın şöyle iç kısımlarından batıyorum iç ilmeklerden sabitleyerek bakın dikişimizi yapıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda içeriden dikiş yaparak birleştirdiğimizde parçamızı dış kısımda farklı renk belli olmamış olacak. Bakın boşluğa batıyorum. Buradan ilmeği e, iğneyi çıkardıktan sonra Şöyle sıkılayalım. Bakın çantanın iç kısımdaki ilmeklerine batıyorum şöyle. Bu şekilde çıt sabitlemiş olacağız. Şöyle baktığımız zaman da dış kısımdan görünmemiş olacak. Çantama sapımı yerleştirmek için de şöyle iki tane halka kullanacağım yaylı halka. İsterseniz bunu kullanmayabilirsiniz. Sapın e, kendi orijinalinde bakın böyle yaylı bir noktası var. Direkt bununla da mont edebilirsiniz ama ben halka kullanmayı seviyorum. Hemen şöyle kenar noktalardan bakın çıt çıtımızı Tamamladım. Kenar noktalara bu halkaları yerleştireceğim. Sonra da hemen sapımızı bu şekilde takmış olacağız. Çantamızı sapımıza yerleştirerek tamamlamış olduk. Gerçekten çok şık ve güzel bir parça oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.